Evet arkadaşlar, satrançta bir vezir fedası ile yapılan güzel bir tuzak oyunumuzu sizinle birlikte oynayacağız. Bunun için ilk önce beyazlar E4, E5 yani E açılışı ile başlıyorlar. At F3, at C6. Daha sonra hemen fillerimiz gelecektir büyük olasılık. Evet, fil B5, A6 ile beyazın filini kışkırtıyoruz. Yani ya filini ver ya da kaç. Fil A4, at F6, at C3, fil C5. Evet, buradan F2 karesini tutan bir hamle oluyor. Güzel bir açılış. Yani 4 at ve 2 filler gelişime açık hale getirildi. Bundan sonra at E5. Evet, enteresan bir hamle. Yani taş vedası var gibi görünüyor. Yalnız bakalım bundan sonrası ne gelecek beyazlarımız için. At E5, D4. Bu sefer de çatalı yedi siyahımız. Ama siyah hangi taşı tercih edecek ona bakıyoruz. Evet, filini tercih etti. Atı da açmaza aldı. Fil B4 hamlesiyle at açmaza alınmış oluyor. Evet, D çarpı E5, at çarpı E4. Vezir D4 hamlesiyle yine bir çatal geldi. Bakalım bundan sonra beyazımız hangi taşını seçecek? Evet, at C3 hamlesiyle beyazımız hiç olmazsa atımı kaybederken de giderayak bir taş da almış olayım diye düşünmüştür. B çarpı C3, fil A5 biraz zayıf bir hamle olmuş. Yani kötü bir hamle olmuş burada. Fil A3. Evet, fillerimiz arkadaşlar şah kanadına doğru bakacak şekilde konumlanmış. Bakalım bundan sonrası ve vezirimiz de tahtanın ortasında. Yani bundan sonrası biraz daha ciddi ve saldırgan hamleler bekliyoruz beyaz için. B6, E6. Evet, düşündüğümüz hamlelerden birisiydi. E6 hamlesi geldi. Bundan sonra vezir F6 hamlesiyle karşılık veriyor. Yani açmaza alınan piyonla F2 karesine baskı yapmış ama ve aynı zamanda vezirimi istiyor. Yani vezir takası ya da tam tersi vezire hücum istiyor. Bakalım ne yapacakmışız bundan sonra. O beyazın hiç beklemediğimiz bir hamle gibi görünen ama vezir fedalı bir arayışa girdi. Bakalım sonucu ne olacak? Fil çarpı D4 şahtan sonra şah D8 açarak şah geliyor burada. Evet, vezir çarpı D4. Evet, piyon hamlesiyle şah ve mat gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, burada vezirimizi yem olarak kullandık ama oyunu kazandık.